Kaç paradır bu? Vallahi sorayım mı lan? Abi toplam kaç paraya mal oldu ya? Deyip sorsam acaba ama söyleyeyim, sorayım da yani abi bilgiyi chatle paylaşabilir miyim ya da duyurdular mı? 10 milyon yoktur oğlum, manyak mısın amına koyayım, 10 milyon. Vardır. Yeni evet 10 milyon olabilir. Sorayım mı ya? Özgür abi nasılsın ya? Dur lan soralım. Özgür abi bu sarı manyak kaç paraya mal oldu totalde? Yani yanlış anlamazsan hani yaptırmayı düşünüyorum da. Ya 3-4'ten fazladır oğlum, manyak mısın ya? Bir arkadaşlar soruyor da. Abi arkadaşlar işte yani sordular, ben de söyledim abi. Chat işte. Bu arada çok iyi. Of, altımı eşeceğim. Çok su içtim ya. Dur izleyin siz, geliyorum. Bir dakika durun. Telefon çaldı ya. Aa, Özgür abi aramış. Abi nasılsın? Yayında değilim abi ya. Arkadaşlar sordu ya. Yok abi, yayındayım, yayındayım. Şey yok, hayır, ben onu şey diye sordum ya. Hani oradan yazarsın, sonra arkadan soracaktım abi hani. Uzun süreli bir süreçti çünkü o. Hani belki aktarmamı istemezsin diye soracaktım. Bizde gizli saklı yok abi. Bilmiyorsun değil mi? 3 sene mi oldu bu proje? Hey maşallah. E tabi 2,5 sene önceyle şimdi bir de değil. Ha şu an, evet şu an yapmaya kalksa chat'tekiler mesela 5-6 milyonu bulur değil mi? Ey maşallah. Ey ey ey. Ama siz bayağı teknolojide koydunuz. Siz kampta mısınız şu an? He. Sırf vinç 3000 euro. Abi. Ağacı söker diye, o yüzden özel o değil mi? Ey maşallah. Kazasız belasız ya valla, ne zamandır bekliyorduk biz de. Şimdi görünce bir izleyeyim dedim. Nasıl, keyifli mi peki yani deneyimlerin? Bir gün versene abi. Takılırız valla. Süper olur. Valla süper olur abi. O zaman yayın sonrası haberleşelim. Öpüyorum abi hepinizi. Tamam, tamam. Aleykümselam. Onların da size selamı var tek tek. Eyvallah. Limon Tayfa, eyvallah. Aleykümselam. Hadi görüşürüz. Vallahi arkadaşlar diyor ki 2,5 sene önce yapmaya başladığımda diyor. Mesela aracın kendisini 170 bin liraya almış. Şimdi 1,5 milyonmuş mesela. Yani buna bağlı olarak da dedi ki
Şu an yapmaya kalksam 5-6 milyon tutar dedi. Biz 2,5 sene içerisinde yaptığımız için tam kestiremiyoruz neye ne kadar harcadığımızı. E oğlum öyle. Yani 2,5 sene önceki araç fiyatlarınla şimdiki araç fiyatlarını karşılaştır. Zaten fark o. Evet. 170'ten 1,5 milyona çıkmış o. Mesela diyor ki o kadar ağır ki diyor. Mesela vinç sistemi bile özel diyor. Sen bunu bir ağaca bağladığında kendini gerdirdiğinde diyor ağacı söker diyor. Bir sürü muhabbet işte. Selamları var size çok. Abi de dedi ki hani çok keyifli araç. Gelin takılalım dedi burada yapalım dedi. Duydunuz zaten. Artar baba. Dur şu kısmı ben izlemedim. Bir vinç minç bir şeyler döndü orada da. Oy denize de sıfır çekti reis. Baksana şu keyfe ya. Buradan biz bombalama giderdik diye. Olur abi geliriz. Tabi lan siz de gideceğiz zaten. İyi. İyidir. Dur bakayım. Bir dakika. Ocak şey var. Sobamız var. Le mutfak var burada. Fırın mırın. Oğlum her şey var lan araçta. Çamaşır makinesi mi bu? Değildir ya. Sağ alttaki ne ya? Yok ya. Ana. Bence değil ya. Oh ne güzel. Özgür abi yiyeceği soğanları düşünüyor şu an. Araba bahane. Falan da çok güzel ev gibi ya. Ne besliyor acaba? Kaçlık aküler var bu arabada? Ben suya çıkayım mı? Aa, güneş enerjisi suya var. mı? Olur. Çalkalandı ya araba gelirken. Kral bir bombalama patlardı oradan ya. Ev bitmezse sen de abi buna kesin. Moralim bozdun aklıma getirdin ya. Oğlum derin değil zaten olay oğlum. Derin olmayan yere bombalama atlayacaksın. O bütün çakıl taşları kıçına girecek. Hikaye hep odur. O derinlik hiçbir zaman hesaplanmaz. Şurada bira şişesi var. Onu alsana bak tam önünde. Tam önünde. Su şişesi. Bayasıymış bu. Bir şey söyleyeceğim. Buradan deparı koysan Özgür abinin olduğu yere atlayamaz mısın baba? Atlarsın. Balıklama bile girersin buradan. Var ya o böyle tatil köylerinde teknelerde çalışan arkadaşlar var hani miçoluk falan yapan. Çıkıyorlar tepelere böyle sağ yerde. Sağ ne lan? Sığ yere böyle atlıyorlar. Daracık yere. Yetişirsin baba. Siz atik değilsiniz ya. Ben atlarım. Ben Özgür abiyle geçerim oradan. Yapmadığım şeyler değil. 15 sene önce olsaydı yapardım. Bel gruptan ayrıldı. Abim nasıl yüzüyor? Ben de bir ara vallahi bak bir şey oluyor sandım ya. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Acayip.
ilk denize gidenin, ilk denize girenin yorumudur bu. O yüzündeki gülümseme ve gelip diğerlerine hani ben bak bunun öncüsüydüm. Su çok güzel ya. Vallahi yapmıyoruz. Şuradaki nara taktım kafayı. Çamaşır makinesi mi o ya? Çok güzel olmuş maşallah. Kıçınızı kaşıyın lan. Böyle bir yere niye geldi acaba? Deneme mi yapıyor? Başka da. Ağzı yok burada çöp ya. Ha. Ver atayım onu. Şimdi koysun. Yatak neresi? Aa Özgür abi mesaj attı. Senin ağzına sıçarım bir daha benim hakkımda böyle konuş. Şaka yapıyorum. Çamaşır makinesiymiş. Daha detaylı videolarda çekecekmiş. Yakın yere geldik, deneme yapıyorduk. Abim, cansın. Oo, yıldızlarda kayar, kaymaz onun. Çok güzel oğlum. Sen sanki tavan şey gökyüzü hareket ediyor gibi. Ha. Su yansıyor ya. Çok iyi. Bak dolapları görüyor musun? Uçak gibi dizmişler vallahi. Her şeyi koyarsın oraya. Bu da yüksek ihtimal yatak oluyordur. Evet aynı bulutlar kaynıyor bulut. Yatak aracın önünde. Hadi ya. Dur bakalım. Baba bak buraya da işte iki tane sandalye masa atacaksın. Bu sosu deneyen oldu mu hiç? Yoğurt, acı. Aa ghostlar geldi bak ghost. Şimdi şu 10 dakika beklesin böyle. 10 dakika sonra çalıştıralım. Altı yaktın değil mi? Aha. Tedford, triplex. Tamam. Ano. Rüzgar çok ya. Pencereyi kapatman lazım. Aga be. Ah kurtardı şimdi. Kesildim bırak. Şu tarafı da mı kapatsak? Bu taraftan esiyor çünkü. Yok aşkım buradan böyle ceylan yapıyor ya. Evet, şu anda daha iyi. Şu an, tamam. Acayip güzel esiyor şu anda. Değil mi lan Enes? Atik ailesi, meat and cheese'i, bir de ben ya da bizim limon tayfa. Ay, bir sucuk çökertme yaparız şurada bak bu fırında, közün işinde. Bir de lemur. Sığamayız lan mümkün değil. Harbi Özgür abi bizi kovalar, sopayla kovalar. Ya, telefon şarjda oturmuş. Buzdolabımız var. Ya Özgür abi. Hala izliyorsan. Bu şişme çadırlar var ya. Hani böyle bir veriyorsun coşku şişiyor. 2+1, 3+1. Birini bana versene ya bir günlük.
Bir gün çok pahalı onlar. Biz bir ara niyetlendik, konuştuk hatta, sen çok yardımcı oldun. Hani sende var mı abi 5-6 tane? Ben istiyorum ki bizim limon tayfayla aynı çatı altında bir kamp deneyimi yaşamak istiyorum. Yani çeşitli gazların bir araya girdiği, çeşitli horlamaların böyle senkronize bir şekilde birleştiği, aşırı huzur bulabileceğimi düşündüğüm bir kamp stili yapmak istiyorum ama bunu böyle bizim o iki kişilik çadırlarla yapamayız. Hani sorumluluk bana ait. Patlar, çizilir, bir şey olur falan. Aa, mesaj geldi. Siktir git, kendini al, benden ne istiyorsun? Abim hangisini istiyorsa onu söylesem bana 2 artı 1 verebilirim. 2 artı 1 dur makara içmeyeceğim. Abi 2 artı 1 hangi model? Yani hangi videonda görebiliriz? Çok seviyorum ya bu arada Özgür abi falan. Vallahi bayılıyorum ya. Umarım kızmıyordur. Kızma abi, biz makara goy goydayız ya. 2 artı 1 çok iyi oğlum. Hayır ama ayıp da olmasın. Mesela onda çok fazla çadır var ya şişme. Ben diyorum ki acaba onların hepsi onda mı, yoksa hani gidiyor geliyor mu onlar? Şimdi bunlar da yayında konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama. Ev veriyor tabii oğlum. Özgür abiniz bana şu an 2 artı 1 ev veriyor ya. Böyle bir hayat. 2 artı 1 evimiz oldu. Daha ne olsun? Dur bakayım. Evet, Eylül çok güzel bak. Çok sıcak da olmaz. Mis gibi. Of, püfür püfür. Ama bu sefer ekibi doğru seçeceğim. Çalışmayan insanları almak istemiyorum. Herkes çok çalıştı, şaka yapıyorum. Başlığı 3 odalı çadırımız. Bakalım ne tür bir eve sahip olduk. Şuradan şöyle yapalım. Sahibinden ilanı. Sizin bütün limon tayfayı içine alır. Oh. 3 odalı çadır. Bu mu acaba? 3 odalı çadırımız. 3 odalı çadırımız yazalım direkt. Sanırım bu. 2 artı 1, 2 oda, bir salonlu. Bak bu bu. Bu bu. Bakayım. Tamam, şuraya ben yerleşirim. Demek ki tek... Oo. En az 6 kişiyi buraya yan yana yatacağız. Oda moda yapmaya gerek yok. Abi vallahi ayıp olmayacaksa ben buna çökerim. Yani bir kamplık çökerim. Hatta birlikte olalım, hep beraber olalım. O ayrı sıkıntı değil de. Bunu böyle araca bağlayıp şişirebiliyorsak çok iyi. Zahmeti de yok bunun. Bir tek tabii toplaması zordur. Tamam. Vallahi olur abi ya. Aa, ben de sana bu arada bir tane akvaryum yapmak isterim. Bunu söyledim. Hayır abi, bu Özgür abiyi o tufaya sokamam. Anadolu'da Fırat'ı Mırat'ı patates ettik de Özgür abiye bunu yapamam. Eyvallah abim, sağ olasın vallahi ya. Tamam, bu cepte. Bu çadırla biz güzel yaparız kampımızı. Ganalıyı unutmayın. Almam ganalıyı. Çadırımız var. Yeter amına koyayım daha. Ne? Şu büyük keyif. Ganalın ikonu ne ya? Abim, kanalım benim, kardeşim. Diyorum ki kanalı, kamp yapacağız, gelsene. Bak. Şş, ister misin kanalı, kampa gitsek, gelmek ister misin? Vallahi diyorum lan, gelmek ister misin, delikanlı gibi söyle. Durmak yok ama orada hep çalışıyoruz ha. Çok isterim abim. Tamam lan, gel gidek. Seni her türlü silah olarak kullanırım ben. R'ye bak ya oğlum, koy koy yapıyorum be oğlum. Neresi? Biliyorum yayında olduğunu zaten. Oley! Gidiyormuşuz kanalı ya, haber vermedim.
Olsun abi, ben bir dahakine kardeşim benim. Vallahi lan gel gidelim, değişiklik olur. Eğleniriz lan. Hem birbirimizi daha yakından tanırız Ganalı. Artı bir çadır yazıyor ya. Pislik yapmayın ya. Bıktım artık şu fesat düşüncelerinizden. Aa, drone uçuyor. Özgür abi bayağı bir ailenin arsasına gizlice girip çökmüş gibi değil mi? Baksana. Bayağı yaşıyor insanlar orada. Bir şey de diyemezsin. Tır gibi böyle diye geliyor, park ediyor oraya. Tak açılıyor böyle. Bir anda soğanlar, tavuklar çıkıyor. Çok güzel ya vallahi. Bunun mesaj sınırlarını çok merak ediyorum. Bu araçla kar kampına gidecekler mi? Böyle yoğun kar altında gider çünkü bu. Lastiklere falan baksana ama riskli de. Özgür abi mesaj attı. Aa, şey, valiliğin yeriymiş arkadaşlar. Ben susuyorum ya. Çok net, böyle bir araca televizyonunu da bağlarsın, PlayStation'ı da bağlarsın. Burada çatır çatır oyunda oynarsın bu arada. Bunu biz de yapabiliriz biliyor musunuz normal kampta? UFC falan atılır ha. Eğer güzel bir böyle jeneratör bulursak, UPS değil de ona özel bir şey. Ne kadar iyi olur lan o. O yer çok iyi olur ya PlayStation. Bir götürsek. Güzel olmuş. Öf. Eridis ne alaka? Ya bu Eridis muhabbeti ne ya? Mölü mim mi çıkardı onlar? Geçen gün önüme düştü. Böyle Eray çıkmış böyle. Bak abi bu iki oldu falan. Ne diyor oğlum o? Ben bilmiyorum. Mevzuyu bilmiyorum. Anlatsanıza bir. Ne dis attığımı falan mı sanıyor? Şaka mı yapıyorlar? Var mı bilenler? Sallamış abi. Şakadır ya. Yok şakadır zaten de yani. Hani konuyu bilmiyorum. Takip etmediğim için o şeyleri. Ben de hiç görmedim. Benim karşıma çıktı ya. Bak Tukar abi ayıp oluyor. Bu ikinci disin oldu falan demiş de. İki değil ama en az 10 tane çakmışımdır. Neyse kimse bilmiyormuş. Demek ki ben kendi kendimi izleyip gaza geldim. Abi 10 numara keyif gidiyor şu an. Yemek modundalar. Şöyle bir geçiyorum ben bunu. Aa. PlayStation çıkıyor galiba. Film izleyecekler bence. Uy. Baksın. Güzel kokuyor değil mi? Işık orada, içeriye sinek girmiyor. Evet, hepsi orada kalıyor. Evet. Bu da yatak oluyor. Ha, o da yatak oluyor, ha. Evet.
Kaç kişi yatar? Yukarıda 2, burada 2. 2 burada. 5 kişi yatar. 5 kişi. Yere de sersen 6 kişi yatar. 6 kişi olsa. Bak nem dağıldı. Evet, hava rahatladı biraz. Kordi genelde dışarıda yatmak istiyor zaten. Özgür abi de yeni keşfediyor. Şey hissiyatı verdi bana böyle, yani tatil şey gibi, ya nasıl diyeyim. Sanki bir tatile gitmişsin de otel odasında keyif yapıyormuşsun gibi. Çok güzel olmuş. Ben yatacağım ya. Tamam, yatalım işte. Yoruldum bugün sıcaktan. Dur bakayım, yatak kısımlarına da bakacağım. Arkayı blokladı. Özgür abi nereden geldin ya? Balkonda üstte yer güzelse, böyle sinek minek yoksa en üst katta yatarsın bu arada. Banyoya, ooo dur ben daldım. Tuvalete bak. Oh. Duş da var. Evet, lavabonun sevimliğine bak küçücük. Bayağı yatak lan. Onun ek parçası var yüksek ihtimal. Evet, bir korkum o. Mesela ben şu an şu kiloda şuraya tek başıma yatmayı bırak otursam kırılır mı acaba diye baktım ama... Baktığında Özgür abi de destek alıyor. Bence bunun altında şey falan vardır, böyle taşıyıcı ayak mayak iniyordur ya. Kırılır yoksa oğlum mantıken. Ya çok biliyor zamanı. Oturmuşuz burada, adamlar koskocaman araç inşa etmiş. O yatağın orası kırılır gibi diyor ya. Bunun altına bir çözüm üretmek gerek falan. Yok oğlum, kırılmaz ya. Kırılsa yapar mı adamlar? Yine bana girdi. Hayır, birlikteyiz kardeşim. Aynı yolda şu an ilerliyoruz. Bak taş gibi burası, hiç sallanmıyor. Ay. Oh, yattık. Bak. Bu arada bütün perdeler de kapalı. Sabah maba anlamazsın. Özgür abi mesaj attı. Bir akıllı sizsiniz amına koyayım. Yok lan. Aynı şekilde sen de benim 3 kişi yatsın, yani bizim gibi 3 kişi yatsın, hiçbir şey olmaz abi demiş. Olmaz. Mış. Çok rahat ya. Ne bot giymek zorundalar. Ne bir şey. Oh. Bir de buraya baboliyi koyacaksın, o da balık tutmaya çalışacak. Bir şey söyleyeceğim. Baboli hiç balık tutabildi mi?
Ya merakımdan soruyorum. O birkaç şeyin göl balıkçılığı yaptı ya. Tuttu mu balık? Adam meteor tuttu, balığı daha görmedim. Tuttu mu? Meteor tuttu abi, tamam onu biliyoruz işte onu. Tuttu 2-3 tane demiş. Aa, tutup salmış, küçük mü çıktı? Jandarmaya bile yakalandı. Allah Allah. Of çok güzel abi. Evet. Vallahi. Özgür abi su pek güzel değil gibi ya. Abi köpük yapmış. Of çok güzel abi. Evet. Vallahi. Vallahi çok eğlenceli, çok keyifli. Müthiş yakışıklı duruyor bir de cihaz. Çok iyi duruyor yani. Ana! Şeymiş değil mi? Öyle ayağın suya değmesin bebeğim. Bir anda iskele kuruyormuş oraya Özgür abi. Hop masalar, sandalyeler. O kadar mı iniyor maksimum? Şey tampon var ya. Buradan mı atlayacağım? Aha atlıyor. Hadi abi bombalama. Çok taş var orada. Müthişmiş. Vallahi ben çok beğendim. Tabii şu an böyle bir şey yapmaya kalkmak, işte dediği gibi Özgür abinin, çok pahalıya mal olur yani. Ama böyle bir yaşam stilin varsa da değer baba. Bundan keyif alan adama şu var ya, uf, nimet nimet. Değil mi? Tam çadıra da çöktük ya. Bu arada hala izliyorlardır. Hepinizi öpüyoruz kocaman. Elinize emeğinize sağlık. Yani yıllardır hep beraber de izliyoruz zaten. Harbiden kolay iş değil. Kolay gibi gözüküyor ama git kurul.